Merhaba arkadaşlar. Ben Gökhan. Bugün filmlerde, resimlerde neden green screen kullanılıyor? Yani yeşil ekran ben bunu anlatacağım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan anlatmaya başlayayım ben. Şimdi örnekler üzerinden göstereceğim. Öncelikle Photoshop'u açayım. Ee, hazırlamış olduğum birkaç resim var. Onları alacağım. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle green screen kullanmamızın sebebi bizim objeyi veya arka planı daha rahat birbirinden ayırmak için kullanıyoruz. Şimdi yeşil yeri yeşil renk üstümüzde genelde kullanılmaz. Hani çok az kullanılmış oluyor genelde. O yüzden e, renklerin ters olması lazım ki biz buradan objeyi veya arka planı daha rahat temizleyelim. Mesela şimdi ben burada e, iki örnekte arkayı temi, arka planı yani bu gördüğünüz yerleri temizleme işlemi yapacağım. E, yaptığım zaman aradaki farkı çok rahat anlayacaksınız. Şimdi ben buradan Magic Wand Tool seçiyorum. Yani seçtiğim rengi Burada direkt seçecek. Mesela buraya seçersem e, bu renkle ilgili şeyleri seçecek. Veya yeşil seçersem bu aynı renkte olan yerlerin seçecek. Şimdi ben bir bu resimde aynı temizleme işlemini yapacağım. Bir de burada bir temizleme işlemini yapacağım. Bu arada arka planı ben bu üstüyle kadının üstüyle aynı renk yaptım ki aradaki farkı anlayın. Şimdi örneğe başlayacak olursak. Şimdi arkadaşlar ben burada arka planı temizleyeceğim. Bakın Arka planı siliyorum. Gördüğünüz gibi bize sadece obje kaldı. Şimdi diğer resimde de aynı işlemi yapalım. Buradan diğer resme geçiyorum. Bakın burada da sileceğim. Bakın şimdi şu kilidi açayım. Pardon. Kilidi açalım. Şimdi temizleyelim. Bakın gördüğünüz gibi aynı renk olan yerleri sildi. Bize sadece böyle parça parça kadının yüzü yani o renkten olmayan yerler kaldı. Hani film çeken insanlar da mesela bunları temizliyor ki rahat nasıl diyeyim hani rahat alıp istediği gibi efekt verebilsin. Hani böyle filmlerin veya resimlerin gerçekçiliğini arttırmış oluruz Hani gerçek dünyaya yansıtıyormuş gibi oluyor yani. Şimdi birkaç tane de örnek göstereyim ben. Böyle başka bir internetten bulduğum fotoğraflar var. Şimdi mesela bakalım bu resme. Bakın burada arka plan yeşil. Yer de yeşil. Kurt ve toprak var biraz. Ama şurası halbuki yeşil bir perde normalde. Şu gördüğünüz alan yeşil perde ama biz sanki burada gerçekten ormanda çekiliyormuş hissine kapılıyoruz. O da e, bu mesela toprağı görüyorsun bakın şurada bir fark var. Hani birazcık böyle onu yaydırıyorlar böyle. Biraz da bilerek sisli efekt veriyorlar ki biz onu anlamayalım. Hani böyle gerçek ormanmış havasına büründüren renklerle beraber Sanki biz orada yol varmış gibi Halbuki bu kişi bu tarafa doğru koşamaz zaten Çünkü yeşil ekran yani yeşil perde orası green screen dediğimiz zaman Bu örnekte böyle Mesela herhangi bir başka bir örneğe geçelim Bakın burada da mesela bir diziden alıntı Burada da aynı şekilde mesela White diyoruz <laughs> Game of Thrones ile alakalı bir dizi Game of Thrones yani Orada da mesela white'ları mesela böyle giydirip istedikleri gibi efekt veriyorlar. giysiymiş gibi veya farklı böyle değişik değişik efektler. Gözlerini boyuyorlar mesela. Gözlerini seçmek kolay oluyor. O yüzden mesela şimdi küçük bir örnek yapalım hemen. Ben buraya öyle bir resim almıştım. Bunu alalım. Şimdi burada işimiz bitti bunu kapatalım. Bakın şimdi. Ben bunu yine geri alıyorum. Şimdi seçtiğim rengi direkt kaldıracağım yine. İlk yaptığım işlem gibi. Direkt siliyorum. Şimdi ben burada direkt kadını istediğim gibi alırım. Mesela burada konumlandırırım. Büyütürüm. Hani sanki böyle oradaymışçasına. E ben buraya gelip bunu efektler verebilirim. Mesela satin diyelim. Mesela koyulturum. Hani sanki oradaymışçısına ayarlayabiliriz istediğimiz gibi. O da bunun kolaylığını sağlıyor. O yüzden zıt renkleri seçiyoruz. Mesela halbuki kadının üstünde yeşil bir elbise olsaydı yeşilden çok uzak renkleri seçerdik. Mesela bu kadın bu yeşil kıyafeti giymiş olsaydı misal veriyorum. Bu sefer arkaya kırmızı koyardık. Kırmızıyla çok rahat ayırt edilebileceği için. O yüzden direkt seçebilirdik istediğimiz gibi yani. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Örnekler üzerinden gittim. Hani direkt böyle e, sözel olarak gitmedim. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. E, benden bu kadar arkadaşlar. E, abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Bu tarz böyle videolar çekeceğim. Değişik örnekler. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.